Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradoks'a hoş geldiniz. Yıllardır biz dünyalılar uzaya birçok şey gönderiyoruz. Uzaya gönderdiklerimiz arasında Legolardan pizzaya bir sürü garip şey var. Hal böyle olunca insan şu soruyu soruyor. Nasıl oldu da bunlar uzaya gidebildi? Uzay araştırmaları oldukça ciddi ve pahalı görevler. Dünyada uzay istasyonlarında sürekli fırlatılmayı bekleyen yapay uydular, astronotlar ve uzay araçları duruyor. Ancak uzaya ilk adımımızı attığımız 1960'lardan beri bir sürü ilginç ve bir o kadar da eğlenceli nesne bir yolunu bulup uzaya çıkmayı başardı. Bir kısmı belli nedenlerle, bir kısmı ise sırf eğlence olsun diye oralara taşındı. Şimdi sizlerle eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız, kozmik nesnelere bir göz atacağız. Ticari uzay uçuşlarıyla uzaya daha başka hangi şeylerin gideceğini düşünmek bile istemiyoruz. Uzaya Lego göndermek, çocukların ilgisini uzay araştırmalarına çekmek için bir yöntemdi. Lego figürlerinin bindiği uzay aracının hedefi, Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i daha iyi anlamamızı sağlamaktı. NASA'nın uzay aracı Juno, 5 Ağustos 2011'de fırlatıldı. Üzerinde bu buz devini araştırmak için kullanılacak hassas cihazlara ek, 3 Lego mini figürü bulunuyordu. Figürler Roma tanrısı Jüpiter, Jüpiter'in eşi Juno ve Jüpiter hakkında da çok önemli keşifler yapmış ünlü astronom Galileo Galilei'yi temsil ediyordu. Bu üçlü uzay aracına Lego ve NASA ortaklığıyla gerçekleştirilen ve çocuklara ilham vermeyi hedefleyen Bricks in Space kapsamında gönderildi. Son dönemde SpaceX uzaya bir Tesla Roadster otomobil ve sürücü koltuğunda da bir astronot manken göndererek büyük sansasyon yaratmıştı. Hem Tesla hem de SpaceX milyarder iş adamı Elon Musk'a ait. Bu garip uzay aracını göndermeyi seçtikleri tarih Şubat 2018'de Falcon Heavy roketinin ilk fırlatılışıydı. Test uçuşu biraz başarılı, biraz da başarısız oldu. Dış roketler dünyaya başarıyla geri döndü ancak ana roket drone gemisini ıskalayıp okyanusa düştü. Ancak tüm dünyanın ilgisi roketlerde değil, uzaya bırakılan Tesla otomobil ve Starman adı verilen astronot mankenindeydi. SpaceX otomobilden canlı yayın bile yaptı. Sorsam herhalde aranızda pizzaya hayır diyecek pek fazla kişi yoktur. 2001'de Pizza Hut uzaya pizza gönderdi ve uzaya yiyecek gönderen ilk gıda firması oldu. Şirket bu iş için Rus uzay ajansı Roskosmos'la iddialara göre 1 milyon dolara anlaştı ve uluslararası uzay istasyonuna pizza göndermeyi başardı. Pizza yiyen talihli kişi ise Rus kozmonot Yuri Usakov oldu. Mikro yerçekimi ortamında körleşen tat alma duyusunu harekete geçirmek için pizzaya ekstra tuz ve baharat eklendi. Tabii derseniz ki 400 kilometre uzağa bir roketle pizza göndermenin bilimsel veya mühendislik açısından ne getirisi var? Hiçbir getirisi yok. En azından Usakov uzayda ziyafet çekmiş oldu. Star Wars yıllar boyunca bilim kurgu meraklılarına ilham verdi, hala da vermeye devam ediyor. Kahramanlarının evrende farklı noktalara ışık hızıyla seyahat ettiği bu uzay maceraları serisi, astronomi ve uzay çalışmaları çevrelerinde de saygın ve ilham verici bir yere sahip. 2007'de Uluslararası Uzay İstasyonu inşa edilirken uzaya gidip gelen uzay meki görevlerinden birinde Luke Skywalker'ın 1983'te yayınlanan Jedi'in dönüşünde kullandığı ışın kılıcı uzaya gitti ve geri geldi. Amaç George Lucas tarafından yaratılan bu muhteşem serinin 30. yılını kutlamaktı. Harmony modülünü uzayda birleştiren 7 astronot bu kutlamayı gerçekleştirdi. Uzay yaşayanlar için ölümcül tehlikelerle dolu. Fakat ölüler için değil. Ölen birinin uzaya gömülmek isteyebileceği hiç aklınıza gelmiş miydi? Uzayla fazlasıyla haşır neşir olan insanların öldükten sonra küllerinin uzaya serpilmesini istemeleri bir derece tahmin edilebilir bir talep. Uzaya bu formda gömülen ilk insan 1992'de Ren Roddenberry oldu. Vasiyetinde kalıntılarının daha önce kimsenin gitmediği bir yere bırakılmasını istiyordu. Vasiyeti yerine getirildi ve külleri STS-52 görevinde uzay mekiği Kolumbiya ile uzaya bırakıldı. Başka bir ünlü örnek ise 1930'da Plüton'u keşfeden astronom Clyde Tombaugh oldu. NASA'nın New Horizons görevi inanılmaz yüksek bir hızla Güneş sisteminin bir zamanlar 9. gezegeni olarak kabul edilen Plüton'a doğru fırlatıldı. Bu uzay aracının içinde Tombaugh'un külleri de bulunuyordu. 1970'lerde ünlü Amerikalı astronom ve bilim iletişimcisi Carl Sagan, derin uzay araştırmalarının büyük bir destekçisiydi. Kendisi ayrıca derin uzaya yollanan bir uzay aracının uzaylılar tarafından bulunması halinde bu aracın dünyadan geldiğini nasıl anlayabileceklerini sorguluyordu. Bu soruya yanıt Voyager'ın ünlü altın plaklarıyla geldi. NASA'nın Voyager 1 ve 2 uzay araçları 1977'de 16 gün arayla fırlatıldı. İkisi de bize Güneş sisteminin muhteşem fotoğraflarını gönderdi ve daha önce görmediğimiz gök cisimlerini görmemizi sağladı. Günün birinde uzaylı bir medeniyet bu uzay araçlarını bulursa onlara bilgi verebilmek için Carl Sagan ve komitesi alüminyum bir kap içerisine konan altın bir plak ve bu plağın nasıl çalışacağına dair bilgileri uzay araçlarına yüklediler. Eğer başarılı bir şekilde bu plakları çalmayı başarırlarsa analog formda kaydedilmiş 115 resim, 55 farklı dilde merhaba sesi, doğadan sesler ve dünyanın değişik yerlerinden değişik dönemlerinde seçilmiş 90 dakikalık bir şarkı arşiviyle karşılaşacaklardı. Paradox'un bu haftalık sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, bir sonraki videodan ve daha birçok içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.